Beni Sayın Nurhal Bayrak'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Şimdi biz başkanlık sistemi diyoruz ama herhalde Türk tipi başkanlık sistemi olacak. Çünkü bugün MHP'dir Devlet Bahçeli dedi ki bize sunulan teklifte Cumhurbaşkanlığı yazıyor. Sanıyorum Sayın Erdoğan başkanlık istese de Cumhur'dan da vazgeçemedi. Bu konuşuluyordu bir süreden beri. Hatta daha önce biz böyle bir tabiri caizse duyum almıştık. Böyle bir şey üzerinde konuşuluyormuş diye. Hatta bakanlar kurulunda görüşülmüş diye. Ben bir başbakan yardımcımıza sormuştum bunu Esme Diyacayet'inde. Böyle bir görüşme olduğundan bahsetmişti. Bugün daha netleşti zannediyorum. Ama galiba yetki konusunda çok fazla değişen bir şey yok. İsmi Cumhurbaşkanı olacak. Hı hı. Ama yetkileri başkanlık yetkileri olacak. Anlaşıldığı kadarıyla. Yani o zaman bu Türk tipi başkanlık Cumhurbaşkanlığı adı altında ama yine bir başkanlık sistemi olacak. Başbakan olmayacak sanıyorum. Tabii. Başbakan olmayacak. Başkan yardımcısı veya yeni ifadesi Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Yardımcısı olacak veya. Bu konuyla ilgili bizim yeni çalışmalarımız var. Bir takım ayrıntılar elde ettik. Onlardan daha fazla bahsetmem doğru olmaz mı? Çünkü ekip arkadaşlarıma saygısızlık olmasın ama bir takım ayrıntılar var. Peki şeyi sorayım. Biliyorsun çünkü özür diliyorum. Sayın Bahçeli kendilerine teklifin ulaştığını söylemişti. Onu soracaktım. Bugün Melik Yiğiter bize birkaç tüyo paylaştı. Öyle mi? 14 Hadi madde ya, olacak. Hadi ya, haberim yok. 14 madde olacak. İçinde eyvah işte, eyvah eyvah. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili kısıtlama olacak. Fesih yetkisi olmayacak ama başka fren gaz mekanizmaları olacak dedi ama siz pek detay vermeyeceksiniz. Şimdi malum şurası açık ortada. Bu sistem meselesi bir çözüme kavuşacaksa MHP'nin desteğiyle olacak. Dolayısıyla MHP'nin buradaki hassasiyetlerinin dikkate alınmasından daha doğal bir şey yok. Girişte bir önemli bir şeyden bahsettin. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Başbakan'ın CHP'ye katkı için çağrısından bahsettin. Evet, kapıyı kapatmayın. Bu çok önemli. Treni de kaçırmayın dedi. Bu çok önemli. Şimdi eğer gerçekten CHP Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sürekli o kanallarda akşam şurada burada bir şeye söylüyor. Bunlar da samimi iseler eğer Türkiye'nin geleceği konusunda gerçekten ideal bir sistemin devreye girmesini arzu ediyor iseler şu aşamada katkı sağlamalar lazım buna. Yani şu anda çok ciddi bir örnek görüyoruz. AK Parti MHP'nin taleplerini dikkate alıyor. Peki CHP'de bu aşamada sürece dahil olsa CHP'de Türkiye'nin geleceği açısından olması olmazlarını ifade etse. Bugün Başbakan Binali Yıldırım şöyle bir şey de söyledi. Yani biz rejimi değiştirmiyoruz. Sistemi değiştiriyoruz. 1923'te rejim tartışması sona ermiştir dedi. Aslında bu CHP'de bir güvence miydi? Hayır. Ben CHP'nin bu konuda bir samimiyetsizliği olduğunu düşünüyorum. Güzel de bir yere temas ettin. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak bu meseleden bahsederken yani başkanlık meselesinden bahsederken rejim değişikliğine vurgu yapıyor. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de ne yapmaya çalıştığını bilmeyen birisi değil. Ama bilerek sürekli rejime atıf yapıyor ve meseleyi başka bir yere taşıyor. Oysa demin dediğinde şuydu. Gerçekten Türkiye'nin ideal bir sisteme kavuşmasını istiyoruz eder veya başka bir ifadeyle gerçekten şu andaki yapılan şeylerin Türkiye açısından iyi şeyler olmadığını düşünüyor iseler o zaman gelip masaya oturup katkı vermeleri lazım. Yani amaç bağcı değil, bağcı dövmek değil, aynen, üzüm yemekte aynen. Çözüm bulunur diyorsun. Aynen. Kapı kapanmadı. Ama öbür tarafta, mesela iktidar tarafı dese ki biz CHP'nin tekliflerini dikkate almıyoruz, biz kendi teklifimize yürüyeceğiz anlamında bir beyanı olsa o zaman CHP'nin katısının bir anlamı olmaz diyelim. Peki CHP şu ana kadar, şu aşamada, şu süreçte gerçekten önemsedikleri bir takım vurguları yapmışlar veya iktidarına götürmüşler de kabul görmemiş mi? Böyle bir tespitimiz yok. Olmayınca böyle bir tespit yoksa o zaman kusura bakmayın siz hariçten gaza okuyorsun anlamına geliyor. Peki güçlü cumhurbaşkanlığı ya da işte Türk tipi başkanlık sistemi bundan sonra nasıl yürüyeceksiniz? Yani böyle adım adım baktığımızda komisyon kurulacak, meclise getirilecek, referanduma gittik. Diyelim ki mesela Nisan ayında referandumdan evet çıktı. Hemen geçecek miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi bir kere bunu bir mecliste mutlaka bir referandum süreci olacak. Çünkü bu yönde beyanlar var. Yani, yani olsa, CHP de katkı verse dahi. Referanduma götüreceği yönünde beyanları var iktidarın. Dolayısıyla bir referandum süreci var. Aslında bir referandum sürecini bütün o biraz özellikle CHP kaynaklı kara propagandalar yapılmasına rağmen işte AK Parti'den bir takım şeyler olacak, fireler olacak falan gibi ama biz referandum sürecinin aslında şu anda realize edildiğini düşünebiliriz. Yani takvimini tabii ki meclis belirleyecek ama referanduma gitmesi bu teklifin neredeyse şu anda garanti gibi ama yani bu kısmı önemli.
referandumdan sonra unutmayalım ki bu yeni sistemin tabiri caizse yan düzenlemeler olacak. Mesela ki bununla ilgili bir takım şu anda veriler ortaya çıkmaya başladı. Seçim sistemi değişecek. Hı hı. Buna bağlı olarak seçim sistemi değiştirecek. 600'e çıkarılmasından bahsediliyor. Milletvekili sayısının 500'den 600'e çıkmasından bahsediliyor. Bu aynı zamanda işte dar bölge sisteminin getirilmesinden kaynaklanan bir değişiklik olduğunu ben bunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu seçim sisteminin değişmesi, yeniden düzenlenmesi, bunların işte kanunların çıkarılması vesaire bir çalışma süreci gerektiriyor malum. O bakımdan referandumdan hemen sonra bir seçim beklememek gerekiyor. Bir hazırlık süreci var. Çünkü sistem, başkanlık sistemi veya cumhurbaşkanlığı, güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi her neyse bilmiyorum. Hı hı. O kısmı referandumdan evet oyu alsa dahi bunun devamı var. Bunun yapılması gereken bir takım ek çalışmalar var. Peki yani bu düzenlemeler yapıldıktan sonra önümüzde 2019 diyebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin tamamlanmasına kadar sürer mi bu süreç sizce? Çünkü Cumhurbaşkanı artık milletten yetkiyi aldı %52 oyla ve garanti bir 5 yılı var aslında. Hani bir kısmını kullandı ama ondan da feragat etmesi söz konusu olur mu? Orası biraz siyasi, yani daha doğrusu şu ana kadar bahsettiğimiz kısım işin teknik, hı hı, planlaması, teknik takvimi. Orası biraz da belki o zaman oluşacak şeye göre değişebilir. Şu da olabilir ki ben böyle bir şey bekliyorum da 2019 olmadan 2018'de belki bir seçimle yeni düzenlemeyle mevcut cumhurbaşkanına yeni düzenleme çerçevesinde iki dönem ibaret seçilme hakkı da verilebilir. Ki çünkü geçmişte, şu an cumhurbaşkanlığı iki dönem geçmişte oldu böyle şey biliyorsunuz. Hı-hı. Yani mevcut şu andaki görevin dışında ayrıca, hı-hı, yeni düzenlemeyle ile iki dönem daha görev yapma düzenlemesi getirilebilir. Peki o zaman kişisel kanaatiniz geçen bir referandumda ne düşünüyorsunuz? Yani başkanlığa ya da güçlü cumhurbaşkanlığına kesinlikle geçeceğini düşünüyorum ben. Çünkü vaktimiz varsa iki cümle şu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şu anda mesele yanlış bir noktada tartışılıyor. Yani biz aslında CHP'nin şeylerine, vurgularına baktığınız zaman sanki gerçekten şu anda çok şıkır şıkır yürüyen, çok süper bizim son derece iyi yürüyen bir, evet, parlamenter sistemimiz var. Buna rağmen işte sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan olmak için yeni bir sistem arayışındaymış gibi bir algı oluşturma çalışılıyor. Oysa bu sistem yürümüyor. Ve bu sistemi, çok ilginçtir, bu sistemi yani parlamenter sistemi yürümez hale getirenler bugün bu sisteme dört elle sarılanlar. Kimler bunlar? Bu sistemi bilhassa bizzat parlamentoda, 2007'de parlamentoda çalışmaz hale getirdiler. Evet. Eğer, bakın bu şu cümle çok önemli. Eğer o gün suni bir krizle parlamenter sistem alaşağı edilmeseydi, parlamenter sisteme darbe yapılmasaydı biz seçmeyecektik ve dolayısıyla biz, evet, şu anda zaten başkanlık sistemi mi, parlamenter sistemi mi konuşmuyor olacaktık. Evet. Bunu önümüze getiren bunlar zaten. Şimdi sanki hiçbir şey yokmuş gibi, hakikaten bizim son derece modern, çok düzgün çalışan bir sistemimiz varmış gibi ne gerek var buna diyorlar. Peki son bir cümle alayım. Ben çok heyecanlanıyorum. Tarihi bir süreçten geçiyor Türkiye. Doğru. Yeni Türkiye inşa edilirken siz ne hissediyorsunuz? Doğru. Biz yani belki de umarım, inşallah öyle arzu ediyoruz. Yüzyıllar boyunca kullanılacak olan bir sistemin inşasına şahit oluyoruz şu anda. İnşallah. Yani öyle istiyoruz artık. Yani sık sık değişmesini istiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.